Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifi un, tuz, su ile çok lezzetli çıtır çıtır börek hazırlayacağız. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Derince bir kabın içerisine 4,5 ile 5 su bardağı ortalama unu alıp 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırıyorum. Orta kısmına şöyle 2 su bardağı su aldım. 1,5'tan biraz daha fazla su gidiyor. Sizler de yavaş yavaş benim gibi dikkatlice ekleyip ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edin. Kullandığım bardak evimizdeki 200 milimlik klasik bardaklarda. Hamuru biraz toparladıktan sonra biraz un serpip masamın üzerine alıyorum. Şöyle 3 dakika boyunca hamuru güzel özleşene kadar yoğuruyorum. Bu çok önemli bir püf nokta arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Hamuru yoğurduktan sonra kabın içerisine alıyorum. Üzerine temiz bir poşet ya da bir streç filmle kapatıp yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru un serpip masamın üzerine alıyorum. İki eşit parçaya ayırıyorum. İki parçayı da yuvarlak beze haline getirip bir tanesini açmaya başlıyorum. Diğerini de bir poşetin içerisine alıp dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa her ikisini de poşetin içerisine alıp bir 10 dakika dinlendirirseniz çok daha rahat açılacaktır. Benim zamanım olmadığı için ben hemen açmaya başladım. Şöyle unu serpiyorum. Hamuru açmaya başlıyorum. Açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır çıtır olacaktır. Bu böreğin en büyük püf noktası birincisi hamurunuzun ince olması. İkincisi de yağını bol kullanmanız gerekiyor. Ben tereyağı kullandım ama margarin de kullanabilirsiniz. Ortalama bir 100 gram kadar tereyağı kullandım. Yağını az kullanırsanız bilin ki çıtır çıtır olmayacaktır. Bunun çıtır çıtır olması için muhakkak yağınızı bolca kullanın. Öncelikle merdane ile belirli büyüklüğe getirdikten sonra şimdi oklavayla açabildiğim kadar açıyorum. Zaten hamur kendini belli ediyor arkadaşlar. Açılan bir hamursa zaten açılıyor. O kadar rahat açılan çok güzel bir hamur. Hiç mayaya falan gerek yok. Maya kullanırsanız böyle çıtır çıtır olmayacaktır. O yüzden maya kullanmayın lütfen. Ve videoyu baştan sona kadar izleyip püf noktalarını kaçırmamaya özen gösterin. Hamurunuzu açarken ara ara un serpmeyi de unutmayın. Gördüğünüz gibi bu kadar açıyorum ve bunu kenara alacağım arkadaşlar. Diğerini de aynı büyüklükte açacağım. Kenara almadan önce biraz un serpin. Yoksa katladığınızda muhakkak yapışacaktır. Ve sıcak bir ortamda değil, daha serin bir yerde saklayın. Yoksa sıcaktan da yapışabilir hamurunuz. Hamuru katlayıp kenara alıyorum. Hemen diğer hamuru da hızlıca açıyorum. Sizleri sıkmamak adına böyle hızlı hızlı geçtim arkadaşlar. İlk defa hamur açacak arkadaşlar için de böyle ayrıntılı göstermek istedim. Saniyeler içinde kocaman bir hamur oluyor. İnanın ki çok rahat açılıyor. Bu hamuru da açtıktan sonra masamın üzerinde bırakıyorum. Gördüğünüz tereyağın hepsini kullanmadım. Oda ısısında tereyağınızı bekletin. Benim çok fazla oda ısısında erimedi. O yüzden sürmekte biraz zorlandım. Siz böyle iyice oda ısısına yumuşamış hale getirmeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi bol miktarda tereyağını sürüp üzerine diğer hamuru getirip kapatıyorum. Biri büyük biri küçük olabilir. Kenarlardan fazla çıkabilir. Hiç sorun değil. Siz üzerine
Örtün, kenarlardan fazlası da kalabilir, hiç sorun olmaz. Ama muhakkak katlı olmasın. Güzelce açın. Bu kata da bolca tereyağını sürüyorum. Ve kenarlarından üstüne gelmeyecek şekilde iki tarafı da kapatıp tekrar bolca tereyağı sürüyorum. Yanları kapatırken üst üste getirmeyin arkadaşlar. Tam bitiş noktasına kadar. Diğer yan tarafı da üstüne kapatıyorum. Tekrar bolca tereyağı sürüyorum. Diğer tarafı da hemen üstüne kapatıp tekrar yağlıyorum. Her katladığınızda muhakkak yağ sürün. Tekrar uç kısımdan katlıyorum. Ve tekrar yağlama işlemi yapıyorum. Diğer ucunu da üzerine kapatıp tekrar yağlayıp ikiye katlıyorum. Yağı sürerken dikkat edin, çok fazlasıyla hamuru dağıtmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. İki bezeyle gayet güzel kat kat börek hazırlıyoruz. Tepsime biraz yağ sürüyorum şöyle. Dolabınızın normal gözünde en az 1 saat, 2 saat, böyle 3 saatte dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse o kadar çıtır olacaktır. 3 saate kadar bile dinlendirebilirsiniz. Hatta isterseniz akşamdan yapın. Sabahleyin hazırlayabilirsiniz de bu hamuru. Bu şekilde yağlayıp üzerini temiz bir poşetle kapatıp dolaba kaldırıp isterseniz sabahleyin pişirin. Ben 2 saat boyunca dolabı normal gözünde dinlendirdim. Dinlenen hamuru çıkartıyorum. Şimdi artık açmaya başlıyorum. Hafiften arada un serpip hamur uzunlamasına açmaya başlıyorum. Eğer dolapta dinlendirmezseniz oda ısısında kalırsa hamurunuz, tereyağlar yumuşayacağı için açmakta çok zorlanacaksınız. Hamurunuz yırtılacaktır. O yüzden muhakkak dolapta en az 1 saat muhakkak dinlendirin arkadaşlar. Bu da bir püf noktası. Bir miktar açtıktan sonra üst üste kapatıp tekrar açmaya devam ediyorum. Böyle açtıkça aradaki katlar da açıldığı için daha incecik ve çıtır çıtır bir börek oluyor. İnanın ki hayatımda yaptığım en güzel böreklerden bir tanesi diyebilirim. Sade bir börek olarak söylüyorum. Bu kadar çıtır çıtırını hiç yapmamıştım. Hem açıyorum hem kenarları böyle kare şeklinde düzenliyorum arkadaşlar. Bir taraftan açıyorum, bir taraftan böyle bir aparatla ya da elinizle kenarlarını düzenleyin ki böyle bir kare şekil çıkartın. Kare şekli çıkardıktan sonra küçük kareler haline gelecek şekilde kesiyorum. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben biraz küçük küçük börekler hazırladım. Ortalama 20 tane kadar börek çıkıyor. Orta kısmına peynirden bırakıp kapatıyorum. İstediğiniz gibi kıymalı, patatesli de yapabilirsiniz ama bu böreğe en güzel peynir yakışıyor. İki ucu yan yana getirip çekiştirerek gördüğünüz gibi toplayıp kenarlarını sıkıca kapatıyorum. Sıkı sıkı kapatın, peynirleri taşmasın. Çok bastırmadan hafif üzerine dokunup
bırakıyorum. Kenarları çekiştirip ortada birleştiriyorum. Yapımı çok kolay. Öyle mayalandırma falan derdi de yok. Hem de çıtır çıtır bir börek yapmak istiyorsanız bu tarifimi lütfen deneyin. Videoyu da baştan sona kadar izleyin ki püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Tüm hamurları aynı şekilde yapıp bitiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum arkadaşlar. Siz hamurunuzu kapatmaya başlarken fırınınızı da 180 dereceye ayarlayın, ısınsın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Ben bir adet yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar sütle çırpıp üzerine sürdüm. Üzerine böyle şekiller olması için keskin bir bıçakla gördüğünüz gibi iki tane çizikler attım. Böyle minik katmer böreklerden de diyebilirim arkadaşlar. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bu güzel lezzetli böreği denemeyi unutmayın lütfen. Şöyle çıtırdısını lütfen dinleyin sesini açıp. Bakar mısınız katları böyle ayrılan kat kat çıtır çıtır müthiş bir börek oldu. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok daha güzel, çok daha lezzetli videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.